Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf fen bilimleri 3. ünite kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme ünitesi son 5 yılın bursluluk soruları ve çözümleriyle yine birlikteyiz. Kanalımda kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme konularını izleyip tekrar edip bursluluğa hazırlanmış olursunuz. Arkadaşlar 2019 sorusu grafikte bir dinamometreye uygulanan kuvvetlerin etkisiyle dinamometre yayında uzama miktarları verilmiş. Grafiğe baktığımızda arkadaşlar uzama miktarı ve kuvvet grafiği aynı dinamometreye 25 Newton'luk kuvvet uygulandığında yaydaki uzama miktarı kaç santimetre olur diyor. Arkadaşlar 10 Newton'da 2 santimetre, 20 Newton'da 4 santimetre, 30 Newton'da 6 santimetre uzamış. Bakıyoruz 25 Newton'da, yani tam şurada ne olacak? Tam ikisinin ortası, yani 6 ile 4 arasında kaç vardır? 5. O halde kaç santimetre uzayacaktır? 5 santimetre uzayacaktır. Cevabımız B şıkkı. Şu şekilde de çözebiliriz arkadaşlar. 10 Newton'da 2 santimetre uzamışsa demek ki her 5 Newton'da 1 santimetre uzuyor. 25 Newton'da her 5 Newton'da 1 santimetre uzuyorsa 25'i de 5'e böldüğümüzde 5 santimetre uzayacağını bulabiliriz. İkinci yolumuz da bu şekilde olur. Diğer soruyla devam edelim. 2019. Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik bir uygulamalıdır diyor arkadaşlar. Azaltmaya dediği için buraya dikkat ediyoruz. Kaleci eldivenlerinin topu durdurabilmesi için iç yüzeylerinin pürüzlü olması. Arkadaşlar pürüzlü yüzeyler sürtünme kuvvetini arttırırdı. A şıkkı olamaz. Bisiklet zincirinin aşınmasını önlemek için yağlanması. Yağlamak sürtünme kuvvetini azaltırdı. Cevabımız ne olacak? B şıkkı. Diğerlerini de okuyalım. Karlı yollarda arabanın kolay ilerleyebilmesi için lastiklere zincir takılması arttırır arkadaşlar. Jetin piste inerken kolay durabilmesi için arkasından paraşüt açılması. Paraşüt arkadaşlar sürtünme kuvvetini arttırırdı. Azaltır dediği için, azaltmaya yönelik dediği için yağlamak azaltacaktır. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Arkadaşlar 2019 sorusuyla devam edelim. Bir deney sorusu arkadaşlar. Bir öğrenci tahta parçasını önce şekil 1'deki gibi zımpara kağıdı üzerine, daha sonra da tahta parçasını aynı kuvveti uygulayarak şekil 2'deki gibi mika zemin üzerinde oklar yönünde hareket ettiriyor. Arkadaşlar bakın şu şekilde bir zımpara kağıdı üzerinde ve mika. Arkadaşlar mika üzeri parlak bir tahtadır. Şu şekilde arkadaşlar yine aynı kuvvet uygulayarak hareket ettiriyor. Öğrenci tahta parçasını zımpara kağıdı üzerinde mika zemine göre daha zor hareket ettiriyorsa arkadaşlar zımpara da daha zor hareket ettiriyorsa burası nedir? Pürüzlüdür. Pürüzlü olduğu için daha zor hareket ettiriyordur. Tırtıklıdır yani. O halde arkadaşlar hangisiyle açıklanabilir? Neyle açıklanabilir? Zımpara kağıdının daha pürüzlü, yani sürtünme kuvvetinin zımparada daha fazla olduğuyla açıklanabilir. Şimdi şıklara bakalım. Zımpara kağıdının tahta parçasına uyguladığı sürtünme kuvveti mika zemininin daha fazladır diyor. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Diğerlerini de okuyalım. Mika zemin tahta parçasına sürtünme kuvveti uygulamaz. Hayır, uygular arkadaşlar. Her yerde sürtünme vardır. B şıkkı yanlış. Sürtünme kuvveti daima hareketi kolaylaştırır. Tam tersi sürtünme kuvveti hareketi zorlaştırır arkadaşlar. Her iki zeminde de tahta parçasına uygulanan sürtünme kuvveti eşittir diyor. Hayır, farklıdır arkadaşlar. O halde cevabımız A şıkkı olacak. 2018 bursluluk sorusuyla devam edelim. Bir dinamometreye farklı ağırlıktaki cisimler asılarak dinamometre içerisindeki yayın uzama miktarı tablodaki gibi kaydediliyor arkadaşlar. 5 Newton 10 santimetre uzatmış. 10 Newton 20 santimetre uzatmış. O halde bu dinamometreye ağırlığı bilinmeyen bir kitap asıldığında dinamometrenin yayı 15 santimetre uzatmış. Arkadaşlar baktığımızda 10 ile 20 arasında şurada ne vardır? 15 vardır. O halde arkadaşlar 15 santimetre uzatmışsa ağırlık da 5 ile 10 arasında tam ortasındadır. Çünkü bakın 10 ile 20 arasının tam ortasında 15 ise yine ağırlık da tam ortasında 15 olacak. 5 ile 10 arasında ne vardır arkadaşlar tam ortasında? Ağırlık kaç Newton'dur? 7,5 Newton'dur. Cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. 2018 bursluluk sorusuyla devam edelim. Yine deney sorusu. Bir deneyde öğrenci dinamometreye bağladığı kutuyu dinamometreye kuvvet uygulayarak yatay zeminde bulunan
3 farklı yüzeyde şekildeki gibi hareket ettiriyor. K yüzeyine baktığımızda 1, 2 birimlik bir uzama olmuş dinamometrede. L'ye baktığımızda 1 birim, M'ye baktığımızda 3 birimlik bir uzama olmuş. Arkadaşlar 3 birimse demek ki burada daha fazla bir sürtünme var. Sürtünme en fazla M'de, en az L'de. Arkadaşlar L'de daha az olduğunu nereden anlıyoruz? Dinamometrede sadece bir birimlik uzama olmuş. Deney sonucuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. En kaygan yüzey K'dır. Hayır, en kaygan yüzey L'dir arkadaşlar. Çünkü L'de sadece bir birim olmuş. A şıkkını eliyoruz. K yüzeyinin uyguladığı sürtünme kuvveti M'den fazladır. Bakıyoruz arkadaşlar. K 2 birim, M 3 birim. Hayır, M fazladır. Olmaz. L yüzeyi M yüzeyinden kaygandır. Evet, en kaygan L yüzeyidir demiştik. Nereden anladık? Sadece bir birim uzamış. M'de 3 birim uzamış. O halde cevabımız C şıkkı. M yüzeyinin uyguladığı sürtünme kuvveti en azdır diyor. Tam tersi en fazladır arkadaşlar. O halde cevabımız C şıkkı olacak. 2017 bursluluk sorusuyla devam edelim. Bir öğrenci özdeş bilgileri şekildeki gibi aynı anda aynı yükseklikten biri su dolu, diğeri boş. Bakın arkadaşlar, su dolu ve boş. İki bilye atıyor. Öğrenci aşağıdakilerden hangisini gözlerse suyun bilyeye sürtünme kuvveti uyguladığı sonucuna ulaşır. Arkadaşlar sudaki sürtünme kuvvetini görebilmesi için ne olacak? Havadaki bilye daha erken yere ulaşırsa arkadaşlar demek ki suda sürtünme kuvveti havadaki sürtünme kuvvetinden daha fazla ve suda sürtünme kuvveti olduğunu kanıtlar. O halde bakalım şıklara. İki bilye aynı anda kabın dibine düşerse? Hayır. Eşit sürtünme olduğu görülür. Olmaz. Birinci bilye daha önce kabın dibine değerse? Hayır. İkinci bilyenin daha önce değmesi lazım. Olmaz. İkinci bilye daha önce kabın dibine değerse? Evet. Cevabımız C şıkkı. D'de okulan birinci bilye su yüzeyine değmeden ikinci bilye kabın dibine değerse? Hayır arkadaşlar. Su yüzeyine dediği için olmaz. Yere olması lazım. D şıkkı da olmaz. O halde cevabımız C şıkkı olacaktır. 2017 bursluluk sorusuyla devam edelim. Kolay bir soru arkadaşlar. Dinamometre ile ölçme yapabilme sorusu. Dinamometre ile ölçüm yapmıştır. Dinamometrede ölçülen cismin ağırlığı kaç Newton'dur diyor. Arkadaşlar sayıyoruz. Buraya kadar 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar baktığımızda hangi şıkta 8? B şıkkında. Bu dinamometre en fazla 15 Newton'u ölçebiliyormuş arkadaşlar. Buradan bunu da sorulabilir. Bu dinamometre kaç Newton'u ölçebilir? En fazla 15 Newton'u. Buradaki arkadaşlar bakıyoruz, her bir aralık 15 aralığa bölünmüş. Her bir aralık 1 Newton'u gösteriyor. 5, 6, 7, 8 Newton. O halde cevabımız B şıkkı olacak. 2017 bursluluk sorusuna devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinde katı iki cisim arasında sürtünme kuvvetinin az olması faaliyetin daha kolay gerçekleşmesini sağlar diyor. Daha kolay. Kalecinin gelen topu eliyle tutması, hayır arkadaşlar, eldivenle tutarsa daha kolay olur. Olmaz. Bir dağcının daha tırmanabilmesi, sürtünme kuvvetinin daha fazla olması lazım. Olmaz. Bir bisikletinin hareket halindeyken durabilmesi, hayır, sürtünmenin daha fazla olması için kolay değil. Sürtünmenin fazla olması lazım. Olmaz. Bir cismin daha pürüzsüz bir yüzeyde hareket ettirebilmesi, arkadaşlar pürüzsüz yüzeyde hareket ettirme daha kolay olduğu için, bize de daha kolay gerçekleşmesini sağlayacağı için cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Burada hangisi daha kolay olur? D şıkkındaki daha kolay olur. Cevabımız D şıkkı. 2016 bursluluk sorusuyla devam edelim. Buna göre diğer dinamometrelerden hangileri doğru ölçüm yapmıştır diyor. Şeffaf özdeş dinamometrelere üzerine ağırlıkları yazılmış farklı cisimler takıldığında şekillerdeki gibi duruyor. Şekil 1'deki dinamometrenin doğru ölçüm yaptığı bilinmektedir. Arkadaşlar bu soruda şuna dikkat ediyoruz. Dinamometrelerimiz özdeş, yani aynı özelliklere sahipmiş. O halde baktığımızda arkadaşlar birinci dinamometre 2 bölme uzamış 12 Newton'sa, o halde arkadaşlar 12'yi 2'ye bölersek her bir bölme kaça gösterir? 6 Newton'u gösterir. 1, 2, 3, 3,5. 3,5 Newton'u gösterecektir. 21'i göstermesi gerekirken 9. Demek ki ikinci dinamometremiz yanlış. Bakalım üçüncü dinamometreye. 1, 2, 3, 4. 4 birim. Her biri 6. 6 kere 4, 24. Doğru.
Üçüncü dinamometremiz doğru. Dördüncü dinamometre bakarsak bir birim her birim 6 Newton'u gösteriyordu. Doğru. Hangileri doğru diyor? 3 ve 4. dinamometremiz doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacaktır. 2016 bursluluk sorusuna devam edelim. Aşağıdaki günlük hayatımızda kullanılan 3 farklı araç gösterilmiş. Buna göre bu araçların hangileri tasarlanırken sürtünme kuvvetini azaltmak istenmiştir. Azaltma arkadaşlar, gemilerin uç kısmı sudaki ve havadaki sürtünmeyi azaltmak için V şeklinde. Birincisi doğru. Yine uçakta havada sürtünmeyi azaltmak için doğru. Paraşüt sürtünmeyi arttırmak için. 3 olmaz arkadaşlar. O halde ne olacak? 1-2 cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. 2016 bursluluk sorusuyla devam edelim. Ali bir cismi aynı lastik ile farklı yatay zeminlerde hareket ettirebilecek kadar çektiğinde lastikler şekildeki gibi uzuyor. Bakıyoruz, birincide 4 santim, ikincide 6 santim, üçüncüde 2 santim. 6 santim uzadığına göre ikinci zemin en pürüzlü, 2 santim uzadığına göre üçüncü zemin en az pürüzlü, yani kaygan arkadaşlar, en çok kaygan olacak. O halde bakalım birinci zeminde pürüzlü olacak. Arkadaşlar en kaygan 3 olacak. Çok kaygan, çok kaygan. O halde A ile D'yi eledim. İkinci zeminde pürüzlü olacak. Bakıyoruz ikinci zemine pürüzlü olan B şıkkında. O halde cevabımız ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. 2015 bursluluk sorusuyla devam edelim. Murat elma kasasının ağırlığını şekildeki gibi dinamometreyle ölçüyor. Arkadaşlar biraz önce de çözmüştük 2016 sorusunda. Yine dinamometreyle ölçme sorusu. Bakın sorular birbirinin benzeri. Buna göre Murat'ın dinamometredeki okuduğu değer kaç Newton'dur? Yine arkadaşlar bakıyoruz. Buraya kadar 10 Newton, 20 Newton ölçebiliyormuş bu dinamometremiz. Buraya kadar 10'sa tek tek sayıyoruz. Her bir bölme 1 Newton'u gösteriyor. O halde 11, 12, 13, 14, 15, 16. O halde kaç Newton, kasa kaç Newton gelir? 16 Newton gelir. Cevabımız D şıkkı. 2015 bursluluk sorusuyla devam edelim. Arkadaşlar sürtünme kuvvetini arttırır diyor. Yıpranan motor dişlerinin yağlanma azaltır arkadaşlar. Olmaz bir. Buzlanmış yolların buzlarının sökülmesi sürtünmeyi arttırır. Doğru. Kışın araçlara kar lastiklerinin takılması sürtünmeyi arttırır. Doğru. Bize arttırır dediği için cevabımız 2-3 C şıkkı olacak arkadaşlar. Yine 2015 bursluluk sorusuna bakalım arkadaşlar. Ali tahta bloğu KLM zeminlerinde dinamometre bağlayarak aynı şekilde çekmek istiyor. Her bir zeminde bu tahta bloğu hareket ettiği anda dinamometrenin gösterdiği değerleri tabloya kaydediyor. Bakın arkadaşlar 2016'da da benzer bir soru çözmüştük. Hemen hemen aynısı. Bakın sorular birbirinin benzeri zaten. Yine bu yıl benzeri geleceğini düşünüyorum. K zemininde 10 Newton, L zemininde 15 Newton, M zemininde 7 Newton. Arkadaşlar L zemininde 15 Newton'sa burası çok pürüzlü olacak. M'de ne olacak? Kaygan olacak. Şimdi M'nin kaygan, L'nin çok pürüzlü, C ve D şıkkını eledim. Kaygan olan da hangisiydi? M'ydi. Kaygan da M olacak. O halde yine cevabımız ne olacaktır? B şıkkı olacaktır. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.